İktidar en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya mahkum edilen emeklileri günlerdir oyalıyor. Bir umuttan bir umuda sürüklüyor. Maaşların önce 12 bin liraya çıkartılacağı haberleri ortaya atıldı. Ardından emekli maaşları ile ilgili çalışma yapılıyor denildi. AK Parti'den kim konuşsa toplantı bugün yarın cümleleri ağızlardan çıktı ama beklenen zam da zirve de gerçekleşmedi. Emekli tepkili. Neler aldınız? Neye gücümüz yetiyor? Bir kuru ekmeğe gücümüz yetiyor. Neden gücünüz yetmiyor peki? 10 lira. 10 lirayla ne alınıyor kızım, görmüyor musun? 2000 lira daha arttıracağız diyor. Aman 2000 lira ne oluyor ki? Pazara git de bir gör. İnce sudan geldim, ince suya gidiyorum. Ekmek için mi geldin? Aynen öyle. Aha, bir ekmek. 70 yaşında yürümekte zorlanıyor ama Ankara'nın bir ucundan diğer ucuna sadece 4 lira daha ucuza ekmek alabilmek için ücretsiz otobüs kartıyla geliyor. Kilometrelerce yolu 10 bin liralık maaşıyla bir ay geçinebilmek için mekik dokurken emekli pazartesi gününden bu yana nefes alacak bir haber bekliyor hükümetten. Ama 2 bin lira daha zam yapılabilir haberinin sızdığı AK Parti kulislerindeki trafik sıkıştı. Işık bir türlü yeşile dönmedi. 2 bin lira fark vermek için her gün toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Ya Allah'tan korkun. Amerika'ya giderken 4 uçakla gittiniz. Milyonlarca dolar para harcıyorsunuz. Emekliye gelince 2 bin liranın hesabını yapıyorsunuz. Ne kadar maaşınız? 10 bin alıyorum. Nuri 2 bin lira zam verecek. O da verirse halal etmiyoruz hakkımızı. Vermesin. Sadaka veriyor sanki. AK Partili kritik bir isim milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme ile ilgili önce 10 Temmuz akşamı toplantı yapılabilir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Vekili ve Meclis Grup Başkanı'nın bir araya geleceğini söyledi. Birkaç saat sonra akşam toplantısı yalanlandı. Bir gün sonraya 11 Temmuz'a randevu verildi. 15.30'da Beştepe'de olacak denilerek. Gözler Beştepe'ye çevrilmişti ki bu akşam da toplanacaklarmış ama diyorlar ki öyle heveslenmeyin, bizim toplantımız zam için falan değil, çay içeceğiz diyorlar. Toplanıp dağılıyorsunuz. Yazıklar olsun. Birbirlerini ele oyalıyorlar yani. Vakit geçiriyorlar. Vakıtı nasıl geçiririk, zamanı nasıl doldururuk? 15.30 Beştepe randevusunun emekliye zam değil, personelin durumu ve iyileştirmelerle ilgili olduğu bu kez kulislere yansıdı. Zaten o saatlerde Mehmet Şimşek de Ankara'da değil, İstanbul'daydı. Kök maaşı son zamla beraber bile 10 bin liraya tamamlanan, Temmuz ayında maaşlarında sıfır artış görecek olan emeklileri kulislere sızan haberlerle bekleyişe sokan iktidar, belirsizleşen zam trafiğiyle umutları yine yıktı. Hiçbir şeylerine inanmıyorum. Çünkü her söyledikleri ağzından bugün söylüyor, yarın yalan söylüyor. Süt müydü evdeki ihtiyaç? Yani başka ihtiyaçlar da var ama paramız yetmiyor. Şu anda emekli perişan bir durumda. O aslında akaret sayılır. 2000 lira dediğin nedir bakın. Şu süt 180 lira. Gölbaşı'ndan geliyor. Bir gece kondum vardı. O gece kondu yatıp kalkıyorum. Oradan geliyorum. Burada bir haftalık ekme alayım. Alıp götürüyorum oraya. Disk emekli sene bağlı emekliler Eskişehir'de, Samsun'da sokaktaydı. Geçim derdini anlatabilmek için ellerindeki tencereye vurdular. Artık kaynamıyor diyerek tencerede taş kaynattılar. Çağrıları ise iktidaraydı. Gelin siz de aylık 10 bin lirayla geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin.